Benimki iki yılda olan. Hepinize iyi akşamlar. Tarafsız Bölge'ye hoş geldiniz. şimdi seçim sonrası siyasi gündem hala yoğun. Hala işte seçim sonuçları yorumlanıyor, değerlendiriliyor. İşte bir, bir yandan gözler iktidarda. İktidar ilk, ilk icraat olarak ne yapacak? Kabine açıklanacak. Kabineye kimler girecek, kimler girmeyecek? Bir takım listeler WhatsApp gruplarında havalarda uçuşuyor. Bir yandan gözler Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kılıçdaroğlu ne yapacak? Hani istifa etmeyeceğine dair işaretler veriyor. Fakat 2-3 gündür de gözükmüyor. Ortada yok. Bir açıklama da yok. bütün bunlar gündemde yerini korurken en sürpriz gelişme yaşandı. Hiç beklenmeyen bir gelişme. E, Selahattin Demirtaş aktif siyasetten çekildiğini açıkladı. Herkes çok şaşırdı tabii. Yani böyle bir gelişme beklenmiyordu. Ben artık aktif siyasetin içinde olmayacağım dedi. Önemli bir karar. Demirtaş her ne kadar cezaevinde olsa da HDP tabanının dikkat kesildiği en önemli isim şu anda. Şimdi bir tweet bir tweetle mi başladı bu iş? Bir bir bir, bir 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 mec bir mecra'ya röportaj vermiş o röportajdaki o bölümün tweetini atmış ne ne nasıl bir tweet bir bakalım yani herkes oradan öğrendi bu işi bir röportaj göremez tweeti... de yazı göndermiştir İşte yani e, soruyu gönderiyorlar cevabı veriyor bir tür röportaj ortaya çıkıyor. Beni Ben kendi adıma halkımıza layık bir politika ortaya koyamadığımız için iştenlikle özür diliyorum. Pratikteki çabalarımla bu eksiklikleri giderme sözü veriyorum. Ayrıca bana yönelik yapıcı eleştirilere teşekkür ediyorum. Eleştirilerden yararlanmaya çalışacağım. Mücadeleyi cezaevinden her yoldaşım gibi dirençle sürdürürken aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum. Şimdi bu cümle yani aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum cümlesi Böyle flash haber oldu bugün hemen. Bu saat kaçta atıldı bu tweet? Yani bu ne zamandı? Öğleden sonraydı herhalde. Hepinize yoldaşça selam sevgilerimi gönderiyor. İşte e, temenni cümleleriyle de bitirmiş. İyi niyet dilekleriyle de bitirmiş. Aktif politikayı bırakıyorum diyor. Şimdi şöyle bir durum ortaya çıktı. Yani Demirtaş'ın bu tweetinden sonra herkes dedi ki ya tek... Sorumluluk üstlenip, yani mağlubiyet sorumluluğu üstlenerek e, aktif politikayı bıraktığını açıklayan tek isim Demirtaş olduğu şeklinde bir genel yorumlama biçimi oldu. Bazı iktidar kanadından bazı yorumcularsa şu aşamada vurgusuna dikkat çekerek, ya bu tam bir e, çekilme siyaseti, tam bir bırakma sayılmaz... Hani işte bir fırsat olduğunda yeniden aktif siyasetin içinde olacak yorumunu da yapanlar oldu iktidar kanadından özellikle. Şimdi neymiş gerekçeleri? Bir de onlara bakalım sonra konuklarımızla konuşalım. Gerekçeleri var mı? Yani neden aktif politikayı şu aşamada bırakıyor? Kendisi bunu nasıl izah ediyor? Gerçi biraz vermiş bir ön bilgi ama daha detaylara gerek var herhalde. Partimizin oy oranları... 87 seçim çevresinde de düştü. Yarım yamalak ve dağınık bir seçim çalışması yapıldı. Bunlar tabii biraz da partiye yönelik eleştiriler. Seçime bir ay kala başlattığımız ve profesyonellikten uzak bir yöre derneğinin seçim çalışması gibi amatörce bir yaklaşımla başarılı olamazsınız ağır eleştiriler. Son 5 yıldır HDP yazdığım mektuplarla, gönderdiğim mesajlarla ve makalelerimle anlatmaya çalışıyorum. Fakat her seferinde sesim yankılanıp bana geri dönüyor. Vallahi bu da ağır bir eleştiri. Ancak bizim mahalleden bazı arkadaşlar bu çabaları anlamaya çalışmak yerine benim için kendini öne çıkarıyor düşüncesiyle linç etmekle uğraşlar. O da linçten şikayetçi. Herkes de birbirini linç ediyor demek ki bu süreçte. Parti binalarında boş dedikodularla uğraşanların da etkisiyle siyasal alanda istediğimiz uyumu ve ortaklaşmayı ne yazık ki yaratamadık. Her biri bence çok ağır eleştiriler. Mete Erarla başlayalım. Bu ne bunlar nedir? Yani HDP içinde bir kaynamanın işareti, Demirtaş denklem dışında mı kendini tutmak istiyor yoksa e, şu, şu aşamada de, diyor bir fırsat. Gelmesinin bekliyor. önemli ne, ne anlama geliyor bu? Öncelikle birinci attığı tweetle başlayayım. Oradaki bu aşamada dediği şey, e, nihai bir bırakmayı zaten ortadan kaldırıyor. Bu aşama dediği şu andaki e, bulunduğu statüyü söylüyor. Yani e, cezaevinde olmuş olması zaten aktif siyaseti yapmıyordu. Yani aktif bir siyasetçi diyemeyiz. E, ama siyasetin içerisinde aktif olmaya çalışıyordu demek daha doğru. Bu neden yani cezaevi koşullarında? Cezaevi koşullarına zaten hani e, siyaset siyaset yasaklı şu anda. Cezası onandığı için, değil mi? E, zaten siyasi yasaklı pozisyonunda. Eğer öyle olmasaydı zaten milletvekili seçimine falan veya diğerlerine girebilirdi. E, buradaki pozisyonu tamamen şeyle ilgili. Birincisi şunu söyleyeyim, ben e, siyasetten kopacağını düşünmüyorum. Çünkü e, belli bir kesimin, yalnızca HDP'nin değil, Türkiye'deki liberal diyebileceğimiz, hatta büyük bir kesimin CHP'nin içinde de bir kesimin dikkatini çekmiş bir siyasetçi. Bu nedenle yalnızca HDP'nin içinde değil, diğer gittiği yerlerle de, yani sol herhangi bir grubun içinde de kendisinin parti kurduğunda şekillendirebileceği kadar bir çevresi var. Onu söyleyeyim. Yani kendi çevresini oluşturabildi. Buraya gelince, e, bu söylediklerin tamamını e, açıkçası hani diyor ya e, ben bunları söyledim, e ama bunların her birini anladığım kadarıyla içeriye söylemiş. Yani her türlü ama ama bir... parti içi bir şey. Ay şöyle söyleyeyim. şimdi şöyle anlatayım. E, tabii ki dışarıya da e, siz mahalle e, bir yöre derneği gibi seçim çalışması yapıyorsunuz diyecek hali yok. Tabii ki diyecek hali yok. Yani bu konuda ben de öyle bir şey beklemiyorum. Ama bugüne kadar söylemlerine baktığınızda çünkü bütün tweetleri çok rahat attığını biliyoruz. Ve hatta herkes şunu tartışıyor. Ya nasıl yani cezaevi koşullarında birisi ne kadar bu kadar rahat tweet atar mevzusunu açıldığında hep söylediğimiz şey şuydu. Avukatları vasıtasıyla görüşlerini aktarıyor. Bunu dışarıda yazan bir ekibi var. Bunlar da onu hayata geçiriyorlar. Yoksa tabii ki içeriden tweet attığı falan gibi bir durum yok. Onların içinde uzun bir süredir baktığınızda Türkiye'deki siyaseti şekillendirirken makule doğru çeken bir konuşmasına denk geldiniz mi Selahattin Demirtaş'ın? Ben gelmedim. Ne demek makule doğru yani? Şimdi şöyle, e, bu çalış, buradaki eleştirilerin tamamı neyle ilgili? HDP'nin seçimde düşmesiyle ilgili. Yani e, seçimde diyor ki oy kaybettik biz diyor. Ve kaybettiğinin, kaybetmelerinin mesajlarını da çoğunlukla organize olmamakla ilgili suçluyor. Ben diyor, söylemiştim, beni de ha. dinlemediniz. Diyor. Tamam. Ben e, hani doğru, bu parti içi bir eleştiri. Hani... Parti içi bir eleştiri. Ha şu, or... Şunu demek istiyorsanız doğru. Hani daha radikal bir tutu. Şimdi bak, Onur diyor ki Demirtaş'ın hedefi HDP mi, Kandil mi? Hiç bu soruyu sormaya bile gerek yok. Hedefi doğrudan HDP, Kandil, Mandil. O yapısal bir şey değil yani şikayeti ya. İşte bizim terör meselemiz var, he, kandil meselemiz var. Bizim bu işleri çözmemiz lazım. Türk toplumunun karşısına artık şiddetle bağımızı kopararak çıkartmamız lazım. Radikal, kökten yani esas soruna işaret eden bir şey söylemiyor. Söylemiyor çünkü ben bunu yazdığı bugüne kadar yazdığı hem tweetler hem de farklı farklı yerlerde verdiği makaleler diyor ya makalelerde ve yazılarında da takip ettim. Ee, bu konuda e, açıkçası şöyle bir öz yok. Yani ben şu öz çok beklerdim. Mesela e, Türkiye'nin o barikatlar döneminde yaşanan sürecin içerisindeki ölümlerle ilgili. Veya o dönemde e, barikatlar kurularak e, o bütün e, Güney Doğu Anadolu bölgesindeki şehirlerin harap olması görüntülerin üzerinden bir eleştiri yapmasını beklerdim. Yani bu eleştiri yapması gereken en önemli insandan bir tanesi oydu. Çünkü o zaman eş başkandı. Yani HDP'deki en üst görevdeydi. Bir milletvekili değildi. Yani karar verici mekanizmanın içindeydi. Bu öz eleştiriyi eğer yapabilmiş olsaydı ben şunların her birini bırakın HDP eleştirisini. Önce Selahattin Demirtaş'ı e, derdim ki tebrik ediyorum. En azından o gün yaşanan süreci doğru okuyabilmiş. İnsanların e, Bence yani bunu e, bugün konuşurken Onur'la, e, Onur dedi ki işte Selahattin Demirtaş'la ilgili konuyu konuşacağız. Ben dedim ki benim hayatta bir prensibim vardır. E, cezaimdeki olanlarla çok fazla atışmam. Çok da fazla şey yapmam. Çünkü zaten cezaimdedir. Bana cevap veremeyeceğini bildiğim için de açıkçası e, hani biraz daha kuvvetli bir tabir olsun diye söyleyeyim. Üzerine tepinmem. Fikirlerimi söylerim. Ama o seviyeyi belli bir dozajdan geçmem. Yok zaten. Yani yok yok şey için söylüyorum. Bugün de da talebi yani analiz. İşte yani. onu söylüyorum. Sen yok yok şey buyurun, söylemedim. Demirtaş'ı eleştirin. Yok yok hayır onu demek istemedim. Zaten bunu yapmam. Bugün de yapmayacağım ama ben ondan şunu beklerdim. Arkadaş, kendi öz eleştirisini yapmayan hiç kimsenin kurumsal eleştirme hakkı yoktur. Önce ya. en kolay eleştiri önce şahsınızla ilgilidir. O günkü üslup, o günkü barikatlar döneminde yaşan, yaşanırken ki tavırlarınız o günkü e, Türkiye'nin e, belki en önemli fırsatını verdiği dönemi yaşamıştınız. Hatırlaysanız Türkiye'leşme sürecinde e, Türkiye'deki birçok grup e, yaklaşık yüzde on dörtlük bir oy oranına Selahattin Demirtaş dönemine getirmemiş. Tabii. onun yani, etkisi var. Katkısı en büyük çok krediyi büyük. en büyük katkı bakın onun... en büyük krediyi en büyük krediyi halk verdi. Selahattin Demirtaş'a verdi. Verdi. Şimdi bence ilk eleştiri şu olmalı. Arkadaş bu toplum bize yüzde sekizlerde olduğumuz bir yerden bizi yaklaşık yüzde on dörtlere getirdi. Ve bu krediyi arkadaş gelin şu sorunu beraber çözelim. Biz de sizin arkanızdayız dediler. Ve siz ne yaptınız? Bu gücü o dönemin şartlarında farklı şeyler için kullandınız. Sesinizi daha yüksek volüme çıkartmak için kullandınız. Ama aslında millet size şunu söyledi. Ya arkadaşlar bakın siz kendiniz yalnız hissediyor olabilirsiniz ama biz sizi kucaklıyoruz dedi. Yani ben bazen e, kızıyorum. E, CHP'den arkadaşlar var zaman zaman şunu söylüyorlar işte o dönemde e, işte barikatlar dönemini. Ya diyorum ki ya arkadaşlar hep aldatılmıştan aldatılmıştan bahsediyorsunuz ama hani işte e, barikatlar döneminde AK Parti e, aldatıldı. Ya arkadaş siz de HDP tarafından aldatıldınız siz de birer tane oy verdiniz ama onun arkasından ne başladı? Barikatlar döneminin en sert çatışmalarının olduğu dönem başladı. Peki, yani biraz eğer bir aldatılmış hikayesi varsa siz de, bakın siz de Selahattin Demirtaş'a iyilik yapmak istiyorsanız şunu soracaksınız. Türk toplumunun en büyük sıkıntılardan bir tanesi şu. Kimse kimseye borç vermiyor ama bence önemli bir konulardan bir tanesi buydu. O gün Türkiye büyük bir fırsatı kaçırdı. Ve bu fırsatın kaçırılmasındaki en önemli şahıslardan bir tanesi de, tabii tamamen yük ona yüklemem. Ama Amirtaş. o günkü pozisyonu itibariyle Selahattin Demirtaş, Selahattin Demirtaş bunun hesabını çıksın toplumun karşısına, bakın adli olarak söylemiyorum, insani olarak söylüyorum, versin, ondan sonra bana benim için de şunların her biri çok anlamlı olur, beraber tartışırız.